Arkadaşlar, sırık fasulyesi dikimi için yerimizi hazırladık. Ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü tırmanıcı bir bitki, sırık fasulyesi. Çalı fasulyesi öyle değil biliyorsunuz. Adı üzerinde çalı gibi. Bu şekilde elinizde bulunan tahtalardan, özellikle tahta almanıza gerek yok. Tahtalarınız varsa, ağaç dallarınız varsa bunlarla yapabilirsiniz. Önemli olan yere sabitleyebilmeniz. Yani biraz çakmanız gerekiyor yukarıdan. Keserle veya çekiç gibi bir şeyle yere sağlam olsun diye. Daha sonra da birbirine bağlıyoruz böyle çapraz şekilde. Burada yalnız iki çeşit tahta kullandım. Bir şu normal tahtalarımız, bir de ağaç dalları var şurada görüyorsunuz. Şimdi ilk önce bu normal tahtalarımızı kullandım ben. Buradan itibaren normal tahtalarımızı kullanıyoruz. Şu şekilde. Ve ortadan bir destek olması için birbirine bağlıyoruz. Buraya kadar gelmişti. Buraya da iki tane yaptım. Zaten son yer burası. Daha sonra da daha önceki yıllardan her sene ektiğim için biliyorum. Bu ekimi tırmanıcı bir bitki olduğu için bu ağaç tahtalarımızın etrafına yapıyoruz. Buradan tırmanıyor bitki. Fakat bazen yeterli olmuyor. O yüzden zaten elimde ağaç dalları da vardı. Bunlar yabani fındık ağacı. Bunları da kestim. Uzun olanlarından. Bu aralara tırmanma yardımı olsun diye. Bunlar da aralara toprağın içine yerleştirebildiğim kadar yerleştirdim. Daha sonra da yukarıdan bağladım. Daha sağlam oldu. Zaten fasulyelerimiz de büyüdüğü zaman, çıktığı zaman daha iyi sarıyor ve daha dayanıklı oluyor bu yaptığımız sırıklar. Yani herhangi bir rüzgarda falan devrilmiyor. Fasulyeler sarılaraktan daha sağlam bir hale geliyor. Özellikle bu uzun şeyleri kullandım çünkü bitki tırmanıyor yukarıya doğru ve tabi dallarından fasulyelerini veriyor. İlk önce çiçek açıp. Bu şekilde hazır. Topraktan da bahsedeyim size. Toprağımız yumuşak olması gerekiyor. Hani böyle küçük bir yer açıp da şey yaparsanız, dikerseniz orada gelişemiyor kökleri. Ondan dolayı toprağınızı yumuşatmanız lazım. İlk başta yumuşatın ekeceğiniz yerleri ve çevresini. Şu şekilde. Ben buraları böyle komple yumuşattım. Karşı tarafı da öyle. Oraya da ekeceğim zaten. Ne zaman dikim yapacağız? Fasulyemizi erken dikim yapmayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu Mayıs'ın ortasından itibaren dikim yapmamız lazım. Erken dikim yaparsak soğuklarda fasulyelerin ektiğimiz zaman çimleniyorlar. Fakat kökleri zarar görüyor. Zarar gördüğü için çoğu ölüyor. Ölmeyenler de siz diyorsunuz ha büyüyecek bekleyelim falan. Bir türlü büyümüyorlar. Çünkü kökleri zarar gördüğü için artık ondan herhangi bir verim alamıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi Mayıs'ın Mart'ın ortasından ortasından itibaren. itibaren ekmeniz lazım. Bu sırık fasulyesi diğer çalı fasulyesine göre biraz daha yer ihtiyacı var ama gerçekten de karşılığını veriyor. Bol bol ürün alabiliyorsunuz. Dediğim gibi toprağımız yumuşatılmış. Böyle hafif gübre de attım ben, organik gübre. Çok hafif. Aslında bu azotlu gübreye ihtiyacı yok. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani inek gübrelerinde falan azot yüksek. Fazla ihtiyacı yok. Zaten kendisi köklerindeki bakterilerle havadaki azotu toprağa bağlıyor. Yani faydalı da bir bitki fasulyemiz.
Fasulyelerimiz hazır. Bunları isterseniz biraz suda da bekletebilirsiniz. Daha hızlı çimlensin diye. Çimlenme hızlı olsun diye biraz fasulyelerimizi birazcık bekleteceğim, 10 dakika kadar. Ondan sonra da dikimi yapacağım. Evet, biraz beklettik suda. Direkt de ekebilirsiniz. Böyle sırıkların etraflarına yerleştirin. Bunları küreğimize de birazdan ekeceğiz. Şöyle dağıtalım. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sırık fasulyesini. Bunun bir yöntemi daha var. Böyle bu uzunlamasına şeklinde değil de yuvarlak, yani çadır kuruyormuş gibi böyle tahtaları şey yaparaktan en üste birleştiriyorsunuz çadır gibi. Onun etrafına da ekebiliyorsunuz. Böyle ocak benzeri bir şekilde. O şekilde de olur. Isırık fasulyesi şeye göre, diğer çalı fasulyesine göre biraz daha çok yere ihtiyacı oluyor. Ama daha çok çıkıyor gerçekten. İkisini de deneyebilirsiniz. Yaptıkça da zaten tecrübeniz artacak. Dediğim gibi toprağın yumuşak olması lazım. Yoksa fasulye gelişmiyor. Köklerini atamıyor. İlk önce biraz toprağı havalandırın. Şöyle hafif belleyin. Birkaç gün beklesin. Daha sonra da ekersiniz. Dediğim gibi gübre olaraktan azotlu gübreye ihtiyacı yok. Zaten kendisi havadaki azotu köklerindeki bakteriler vasıtasıyla topluyor, toprağa tutunduruyor. Eğer böyle iyice olgunlaşmış kompost toprağınız varsa ondan dökebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi küreğimizi de kapatacağız. Fasulyelerimizi diktik arkadaşlar. Şimdi can suyunu vereceğiz. Ondan sonra her şey hazır. Güzelce suluyoruz. Bundan sonra da sümüklü böceklerden korumak için yumurta kabuklarımızı kullanacağız. Etraflarına dökeceğiz. Ve bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. O konuyu da daha sonraki bir videomda anlatacağım. Bu sümüklü böceklere karşı. Çünkü fasulyenin fasulyedir, kabaktır, bal kabağıdır, o tür şeyleri, küçük tohumdan çıkan fideleri falan sümüklü böcekler yiyor. Farkına varmıyorsunuz küçükken. Şimdi fasulyelerin etrafına da koruma yapacağım. Doğal koruma. Kimyasal hiçbir şey kullanmıyoruz. Hem de yumurta kabuklarının toprağa da faydası var. Uzun sürüyor fakat
Daha sonra toprağa kalsiyum veriyor. Onu da yaptıktan sonra artık fasulyelerimiz hazır hale gelecek. Evet, sümüklü böceğe karşı korumamızı da yaptık. Yumurta kabuklarımızda. Evet arkadaşlar. Artık çıkınca filizlerimiz hava durumuna göre sulamamızı yapacağız. Bir de tırmanırken tutunmasını eğer tutunamamışlarsa o fasulyelere yardımcı olursunuz. Başka yapacağınız bir şey yok. Bol ürünler herkese. Arkadaşlar bu sırıklarımızı bağlamak için de doğal iplerden kullanırsak çok iyi olur. Başka şeyler de kullanılıyor ama bunlar kendilerden kullandık. Bu tel kullanılıyor ya da plastik kelepçe dediğimiz bir kerelik plastikler var. Onlar yerine bu doğal şeylerden kullanırsak çok iyi olur. Çünkü daha sonra bu sırıklarımızı bozuyor sonbaharda. Çöp çıkıyor, yerlere düşüyor, toprağa karışıyor falan plastik şeyler. Ama bunları toplarken, yani toplamasanız bile yere bile düşse bunlar doğal ürünler olduğu için toprağa karışıyor, gübre oluyor. Toprakta yok oluyorlar. Yani plastik gibi yıllarca toprağın içinde kalmıyorlar. Ben bu kendilerden kullandım. Bundan kalmayınca da bu Hindistan cevizi liflerinden ip vardı. Onlardan kullandım. Şunlardan. Kullanmadan önce de biraz suda bekletmek lazım bunu azıcık. Bir 10 dakika kadar. Kurumuşlardı çünkü. Bu şekilde dikkat edersek daha iyi olur. Doğal malzemeler kullanırsak hem daha az çöp çıkar hem de toprağımıza karışmaz. Petrol ürünleri gibi plastikler. Bunlara dikkat edersek çok iyi olur. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar.